Değerli basın mensupları, Cumhuriyet Halk Partisi adına haftalık emek ve çalışma yaşamı gündemini değerlendirmek için sizlerle bir aradayız. Bilindiği üzere 1 Ağustos'tan itibaren yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren kamu toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı. Ve süreç hakem kuruluna gitti. Sendikaların %70 zam talebine, kira yardımı talebine, en düşük memur maaşının 45 bin TL'ye yükselmesi talebine karşılık iktidar önce 2024 yılı için 14 artı 4 puan artış teklif etmiş. Daha sonra ise bu teklifini sadece birer puan arttırarak %15 artı 10 puan olarak revize etmişti. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini tam 36 puan güncelleyerek %58'e yükseltirken kamu emekçilerine ve memur emekçilerine, yani toplamda 6,5 milyon kişiye ve ailesine iktidarın uygun gördüğü zam tahmini enflasyonun kat be kat altında kaldı. Değerli basın mensupları, hali hazırda süren ve hakem kuruluna giden bu görüşmeler bir toplu pazarlık görüşmesi değildir. Çünkü toplu pazarlık görüşmeleri iki tarafın eşit şartlar altında olmasını gerektiren görüşmelerdir. Toplu görüşme masasında önerilen rakamlar, sendikal haklara yönelik kısıtlamalar göz önünde alındığında görüşmeler sadece mış gibi yapılmaktadır. Yani kısacası bu bir aylık süreçte toplu pazarlık kamu emekçilerine ve emeklilerine toplu bir sefalet dayatması yapılmıştır. Kamu emekçilerinin mevcut sendikalar yasasında grev hakkı yok. Yani örnek vermek gerekirse emekçilerin toplu pazarlık masasında taleplerini kabul ettirebilmek için hiçbir yaptırım güçleri yok. Grev hakkı olmayan bir emekçi, savaşta silahı olan ama mermisi olmayan bir asker gibidir. Bir diğer husus ise yüksek hakem heyetinin yapısı. Pazarlık süreci şu anda yüksek hakem kurulunda. Hakem kurulunun 11 üyesi var. Bunların 7'sini bizzat Erdoğan atıyor. Bizzat ağırlığı Erdoğan'ın atamalarıyla oluşan bu hakem kurulunda emekçilerimizi memnun edecek bir sonuç çıkmayacağı malumun ilanı olacaktır. Kısacası sendikalar yasasının antidemokratik yapısı çözülmeden, kamu emekçilerinin grev hakkı anayasal güvence altına alınmadan bu toplu pazarlık masası toplu dayatma masası olarak kalmaya devam edecektir. Değerli basın mensupları, dün bildiğiniz üzere Merkez Bankası politika faizini 750 puan baz puan arttırarak %25'e çekti. Hatırlanacağı üzere Erdoğan'ın sözde 27 aylık NAS süreci Haziran ayında politika faizlerinin 6,5 puan artışıyla %15'e yükseltilmesiyle son bulmuştu. Kendisi geçmişte ne demişti? Bir kez daha hatırlayalım. Neymiş efendim? Faizleri düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak NAS'lar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Elhamdülillah biz doğru yoldayız. Çünkü faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar hükmü bize öyle sıradan gelen bir hüküm değil. 27 aylık dönemde ülke ekonomisini felakete sürükleyen Erdoğan böylece kendi kendine yenilmiş oldu. Geçmişte faizlerin düşürülmesi zaten bir anlam ifade etmemiş. Piyasa faizleriyle politika faizleri arasındaki makas da gitgide açılmıştı. Geçmişte inatla, ısrarla izlenilen yanlış politikaların acı sonuçlarını bugünden sonra ne yazık ki daha fazla hissedeceğiz. Faiz kararı ile ücretleri enflasyon karşısında eriyen ücretli emekçilerin neredeyse ikinci bir geçim kaynağına dönüşen kredi ve kredi kartı borçları daha fazla artacak. Normal vatandaşların artık kredi erişimi zorlaşacak. Kredi kartı harcamalarında borçlanma oranı artacak. Bunun sonucu da iç talep daha fazla daralacak. Şirketlerin çalışan alırken daha tereddütlü davranmasına, ücret artışlarına karşı daha mesafeli davranmasına neden olacak. Hatta ilerleyen zamanlarında iş yeri iflas sayılarında da artışlar yaşanacak. Bunun neticesi kitlesel işsizliğin artmasının önü açılacak. Değerli basın mensupları, bilindiği üzere ülkemiz iş cinayetlerinin en çok yaşandığı ülkeler sıralamasında zirvede. Avrupa'da birinci, dünyada ise üçüncü sıradayız.
Elbette iş cinayetleri önlenebilir ve her gün ortalama 5 işçimizi kaybetmeyebiliriz. Ama karşımızda bu cinayetleri kimi zaman fıtrat, kimi zaman kader diye tanımlayan, kimi zaman da işçileri suçlayan bir iktidar olunca ne yazık ki ülkemizde çalışma yaşamı da savaş alanından farksız olmuyor. Sadece 12 Ağustos ile 25 Ağustos tarihleri arasında en az 23 işçimiz evine bir dilim ekmek götürmek için iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Bu tarihlerde en genci 19, en yaşlısı 79 yaşında olan emekçilerimizi kaybettik. Cemil Üzüm cisimli yurttaşımız 79 yaşındaydı, emekliydi. Ama bu yaşında emekli aileyle geçinemediği için sokaklarda simit satıyordu. Bakın, 79 yaşında emekli bir vatandaşımız evinde dinlenmesi gerekirken, çocuklarıyla, torunlarıyla vakit geçirmesi gerekirken çalıştığı sırada sokaklarda can veriyor. İşte AKP Türkiye'sinin gerçeği tam da budur. Bugün yaklaşık 9 milyon emekli ve hak sahibi 7500 TL'nin altında aylıkla geçinmeye çalışıyor. Daha doğrusu hayatı tutunmaya çalışıyor. Açlık sınırının 12.000 TL'ye dayandığı, iğneden ipliğe, her şeye her gün zam geldiği, sebzenin, meyvenin, bir kilo peynirin lüks olduğu ülkemizde emeklilere sadece açlıkla yaşamak değil, aç kalmamak için çalışırken hayatını kaybetmekte düşüyor. Resmi verilere göre ülkemizde, yani emekli aylığı alan 10 milyon 247 bin emeklimiz varken bu emeklilerimizin 5 milyon 60 bini ya bir iş arıyor ya bir işte çalışıyor. Neredeyse her iki emeklimizden biri iş gücüne dahil olmak istiyor. Neden? Çünkü emekli aylıkları ile emeklilerimiz karnını dahi doyuramıyor. Cumhurbaşkanı sanki emeklilerin bu durumdan hiç sorumlu değilmiş gibi emekli aylıkları kabul edilemez diyor. Yani kendisini, yine kendisine şikayet ediyor. Yani Erdoğan, Tayyip Recep'i emekli aylıkları düşük diye şikayet ediyor. Değerli basın mensupları, doğasıyla, havasıyla, tarihi güzellikleriyle dünyada eşi benzeri olmayan cennet ülkemiz, emekçilerimiz için ne yazık ki, üzülerek söylüyorum, artık bir cehenneme dönüşmüş durumdadır. Son bir ayda Edirne'den Kars'a, Gaziantep'ten İstanbul'a, ülkenin dört bir yanında işçilerimiz alın terinin karşılığını alabilmek için grevdeler, eylemdeler. Sadece son bir ayda 30'a yakın iş yeri eylemleri gerçekleşti. Emekçilerimiz iktidar tarafından yaratılan bu sefalet ve açlık düzenine karşı onur ve haysiyet mücadelesi yürütüyorlar. Bu iktidar kendisine, kendisine yakın müteahhitlere, yandaşlarına, tefecilere dostken kendi ülkesinin emekçilerine de bir o kadar düşmanlaşmış durumdadır. Basın emekçileri, enerji işçileri, maden işçileri, belediye işçileri, sağlık işçileri, Tanzanya'da çalışıp ücretlerini alamayan inşaat işçileri, Cengiz tarafından yapılan metro inşaatında çalışan işçiler, son bir aydır insanca yaşanabilecek bir ücret için taleplerini dile getiriyorlar. Yine son bir ayda Türkiye'nin dört bir yanında onlarca işçi anayasal hakları olan sendika haklarını kullandıkları için işten atılmış durumdalar. Yine geçtiğimiz ay açıklanan bir uluslararası rapora da dikkat çekmek isterim. Türkiye, dünyada ve işçi ve sendika haklarının en kötü olduğu 10 ülkeden biri. Bizimle aynı kategoride olan ülkeler, asgari darbe yönetiminin olduğu Myanmar, dünyada en baskıcı yöneticilerden biri olan Belarus ve Mısır gibi ülkeler, Filipinler, Bangladeş, Tunus, Guatemala gibi demokrasinin en geri olduğu ülkeler. Bu veriler bize gösteriyor ki Türkiye'de de demokrasinin,
özellikle de başkanlık rejimiyle her geçen gün daha geriye gitmesi emekçilerin sefaletine, örgütlenme haklarının elinden alınmasına neden oluyor. Ve ne yazık ki ülkemiz artık diğer ülkelerin bir iş gücü deposuna dönüşmüş durumda. Türkiye'de 16 milyon 411 bin işçinin 13 milyon 990 bini herhangi bir sendika üyesi değildir. Yani bir diğer deyişle her 100 işçimizin 86'sının sendika üyeliği bulunmamaktadır. İşçiler anayasal haklarına bu iktidarın baskıları nedeniyle erişememektedir. Sendikalaşma önündeki bu engel ve baskılar aynı zamanda işçilerin ücretlerinin daha fazla baskılanmasına da neden olmaktadır. Sendikal örgütlülüğün zayıf olması ülkemizin bir asgari ücretliler toplumuna dönüşmesini de beraberinde getirmiştir. Bakın bunun 10 somut örneğini Merkez Bankası'nın enflasyon raporu bize göstermektedir. Son Merkez Bankası enflasyon raporunda tekstil sektöründe çalışan işçilerimizin %57.4'ü, giyim sektöründe çalışan işçilerimizin %70'i, inşaat sektöründe çalışan işçilerimizin %71'i asgari ücret ve altında ücretlerle çalışmaktadır. Bu veriler emekçilerimizin asgari sefaat ücretinde nasıl eşitlendiklerinin somut bir kanıtı olmuştur. Değerli basın mensupları, emekçilerimizin aldıkları ücretler her saniye iktidar eliyle bile isteye yaratılan bu hayat pahalılığı karşılığında kula dönerken vatandaşlarımız kirasını, faturasını ödeyebilmek için, çocuğunun günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bankalara daha fazla borçlanıyorlar. Bakın borçlanma maliyetlerindeki artışlara rağmen vatandaşların bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borç bakiyesi sadece 4-11 Ağustos haftasında 25.1 milyar lira artış göstermiştir. Seçimden hemen sonra vergi oran ve miktarlarında yaptığı artışlar dolaylı vergilerin vergi gelirleri içerisindeki payını şimdiden %67'ye kadar çıkarmış durumdadır. Bu iktidar yakında soluduğumuz havaya da ek vergi getirirse şaşırmamak gerekir. Sadece hayat pahalılığı değil, vergi yükü de emekçilerimizi günden güne darboğaza sürüklemektedir. Vergi de adaletin bir an evvel sağlanması gerekmektedir. Çok kazanandan çok, az kazanan ücretli emekçilerden daha az vergi alınmalıdır. Seçimden önce hiçbir akla ve mantığa sığmayan, kendilerince de dünyada işi benzeri olmayan ve herkesin bizi kıskandığı bir ekonomi modeli icat ettiler. Seçim bitti, şimdi de bu modelde nasıl döneriz diye her gün yeni bir karar alıyor, yeni şeyler icat ediyorlar. Ülkemiz bizzat AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir deney tahtasına dönüştürülürken ülkemizdeki emekçiler, emekliler ve dar gelirli vatandaşlarımız da yine bizzat Erdoğan tarafından bir kobay olarak görülmektedir. Kendi emekçisine, emeklisine bu kadar cimri olan Erdoğan, iş tefecilere faiz ödemesine geldiğinde dünyanın en bonkör lideri oluverebiliyor. Sadece bu yılın ilk 6 ayı içerisinde ve dışarıda faizcilere cebimizden ödediğimiz para 8.3 milyar dolar. Erdoğan'ın sadece bir ayda örtülü ödenekten harcandığı, neye harcadığı belli dahi olmayan miktar 900 milyon TL. Saray iktidarı iş kendine gelince harcama limitleri azami ama ülkedeki milyonlara reva görülen ücretler ise asgari. Son olarak TÜİK tarafından geçtiğimiz hafta açıklanan ikinci çeyrek iş gücü verilerine de dikkat çekmek isterim. TÜİK ikinci çeyrek iş gücü verilerine göre dar tanımlı işsiz sayısı 3 milyon 400 bin kişi oldu. İş bulma modunu getirdiği için artık iş aramayan 3 milyon 485 bin kişi. İstihdamda olan ama çalıştığı süre göz önüne alındığında daha fazla çalışmak için yeni bir iş arayan 2 milyon 411 bin kişi de dikkate alındığında gerçek işsiz sayısı 9 milyon 233 bine kadar yükseliyor. Yani bir başka deyişle iki sınır komşumuz
Bulgaristan ve Gürcistan nüfusunun toplamına yakın gerçek işsizimiz var. Ülkemizde şu an iş bulma ümidini yitirmiş işsizlerin sayısı TÜİK tarafından açıklanan resmi işsiz sayısında geçmiş durumda. Yine ikinci çeyrek iş gücü verilerine göre gençlerin %21'i ne çalışıyor ne de eğitimde yer alıyor. 15-24 yaş grubu arasındaki 11.843.000 genç nüfusun 2.465'i ne bir işte çalışıyor ne de eğitimine devam edebiliyor. Bir yandan işçiler, emekçiler geçim mücadelesi veriyor. Bir yandan iş cinayetleri artmaya devam ediyor. Öte yandan işçiler sendikal örgütlenmeleri için işten atılıyor. Tüm bunlara ek olarak sadece hem işsiz sayımız hem de iş bulma ümidini yitiren umutsuz vatandaşlarımızın sayısı da artmaya devam ediyor. İktidar ise daha 2 gün önce işsizliğe, yoksulluğa, açlığa isyan eden bir vatandaşımızı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın önünde kelepçeyle yaka paça gözaltına alıyor. Vaat ettikleri Türkiye, yüzyıla açlık, yoksulluk ve işsizlikten başka hiçbir şey getirmiyor. Değerli basın mensupları, hepinize teşekkür ederim. Soru varsa soru alabiliriz. Ankara Haber Ajansı Gülerle Subaşı. Türkiye Gazeteciler Sendikası Sputnik Türkiye yönetimiyle toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlayamamasının ardından greve gitmişti. Kararın ardından da 24 sendika üyesi basın emekçisinin işine son verilmişti. Greve bugün 9. gününde, konuyla ilgili değerlendirmeniz nedir? Teşekkür ederim. Sputnik işçilerinin mücadelesinin başlattıkları direnişin farkındayız. Dün de grevlerinin 8. günlerinde kendilerini grev alanlarında ziyaret ettik. Dayanışmamızı sergiledik. Onların sorunlarını, süreç içerisinde yaşadıkları haksızlıkları kendi ağızlarından dinledik. Edindiğimiz bilgi şudur. Orada sadece basın emekçilerinin ekonomik gerekçelerle sıradan bir işten çıkarılma durumu söz konusu değildir. Burada Sputnik tarafından işten çıkarılan 24 basın emekçisinin sendikal hakları gasp edilmiştir. Onların örgütlenme özgürlüğü gasp edilmiştir. Ve süreç içerisinde onların resmen gururu incitilerek kapı önüne konulmuşlardır. Biz onların haklı taleplerini her mecrada duyurmaya ve bizden istediklerini de yerine getirmek için mücadelemizi eksiltmemeye devam edeceğiz. Sadece Sputnik işçileri değil, basın açıklamamızda da söz ettik, değindik. Ülkenin dört bir yanında onlarca iş yerinde hak arayışları var, hak arama talepleri var. Biz bu taleplere yetişebildiğimiz kadar yetişerek emek ve ekmek mücadelesi veren bütün kitlelerle dayanışmamızı eksiltmeden mücadelemize devam edeceğiz. Ben teşekkür ederim. Her hafta Cuma günü iş yaşamı ve emek gündemiyle sizlerle birlikte gündem değerlendirmeye devam edeceğiz.